Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Örgütü, Kurban Bayramı için toplu bayramlaşma programını hayata geçirdi. Arife günü yapılan bayramlaşma programı Kültür Park'ta düzenlendi. CHP Bursa ekibinin katıldığı programa ayrıca çok sayıda vatandaş da ilgi gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, iktidar için görev vurgusu yaptı. Türkiye çok yorucu bir deneyimden geçiyor. Bir aylık insan emeğinin bir aylık kiraya yetmediği, emeklimizin can çekiştiği, çocuk işçi oranının %22'yi aştığı, 10 yaşındaki çocukların sırtında çimentoyla inşaatta ter döktüğü günlerden geçiyoruz. Bayram arefesindeyiz. Ama hiç kimse unutmasın ki aynı zamanda genel iktidarın da arefesindeyiz. İnanın başaracağız. Mutlaka kazanacağız. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey birlik mesajları verirken ayrıca kent anayasasından da bahsetti. Bursa'nın sosyal belediyecilikle tanışmasına emek veren sizlerle bu kez Kurban Bayramı sevincini paylaşmak için bir araya geldik. İyi ki varsınız. Sıra bu birlikteliği koruyarak daha güzel günleri inşa etmekte. Nasıl ki milli bayramlarımız Bursa'da artık coşkuyla kutlanıyorsa, dini bayramlarımız da coşkuyla ve huzurla kutlanacaktır. Bu şehrin anayasası diye tabir ettiğimiz 1/100.000'lik planla birlikte kent anayasasını hep birlikte oluşturacağız. Gerçekten bu konuda Bursa Türkiye'de örnek bir kent olacaktır. Daha planlı, daha yaşanabilir bir Bursa'yı hep beraber inşa edeceğiz. CHP Bursa Milletvekilleri Orhan Sarıbal ve Hasan Öztürk bayramlaşma programında mücadeleden bahsetti. Bütününe baktığımızda ekonomi, adalet, insan hakları, demokrasi, gençlerin sorunları, kadınların sorunları, eğitim, bütün bunlara baktığımızda birçok birikmiş, bırakın çözülmesi, daha da çözümsüzlüğe doğru giden bir tarihsel süreci yaşıyoruz. Tek tek, bir bir, hepimizin sorumlulukları var. Bu dağ yolun başı, diğer cepheler var. O cepheleri de hep birlikte almak zorundayız. Bugün yaşadığımız tarihsel süreç bizi daha da dayanışmacı bir kültüre doğru sürüklemektedir. Çünkü biz yan yana duramazsak, biz beraber olamazsak, biz güçlerimizi birleştiremezsek, merak etmeyin, ceberrut düzen ya da organize olmuş kötülük hemen yanı başımızda beklemektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin güneşi doğmaya başlamıştır. Şimdi bize düşen o güneşi Türkiye İttifakı'yla hep birlikte yerel yönetimlerde elde edeceğimiz başarıyla göğün, ülkenin tepesine çıkartmak ve bu altı okun aydınlığıyla 85 milyonu aydınlatarak iktidarın yarattığı bu problemleri yavaş yavaş ama az zamanda çok önemli işler yaparak çözmektir. Ortak akılla, birlikte yönetişimle yerelden iktidara giden yolu inşa etmek zorundayız. Osman Gazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Mustafa Kemal Paşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan da Bursalılara iyi bayramlar diledi.